Nusreddin Yaman, ben Boğaziçi Eğitim Kurumları öğrencisiyim. Bu sene sınava 3. girişim olacak. Sınava umarım son girişim de olur. Evet. Zorlu bir süreçten geçtik. Hayırlısı bakalım. Bu yıl özellikle AYT kısmında çok yoğunlaştım. AYT matematik, bir de AYT fen. Konu, bir de soru çözümümü hiç aksatmadım. Özellikle konularımı bitirdikten sonra soru çözümünü bol bol yaptım. Yani girenlere de bunu tavsiye ederim. Yani psikolojik açıdan bazen zorluklar oluyor ama yani rahat bir çalışma yılı geçirdim diyebilirim. Yani zorluk her gün aynı şeyi yapmaktan, her gün ders çalışmaktan, sosyal aktivitelerden böyle uzak kalmaktan falan. O yüzden dolayı bazen stres yapabiliyor insan. Yani ihtiyacım da oldu, yani gerektiğinde yaptım da, yani 10 günde bir olsun, yani belli bir aralıkla yaptım yani. Çünkü şart. Herkese de tavsiyem, yani haftada bir çıkmak falan iyi geliyor. Yani arkadaşlarla gezmek olsun, oturup bir yerde sohbet etmek olsun, öyle yani. Sabah genelde erken kalkarım, 6-7 gibi ilk öncelikle paragraf problemimi çözerim. Sonra kahvaltı falan, dershaneye geldikten sonra da derslerime girdim mi, ondan sonra konu çalışması, bir de soru çözümü, yani günlük ortalama bir 6-7 saat çalışmaya ayırırım. Yani günümü de yani geç saatlere kadar kalmam, gece 11-12 yani en geç, erken uyumayı da çalışırım. Hedefim eczacılık. Yani inşallah kazanırım bu sene. İzmir Ege Üniversitesi istiyorum. İnşallah olur. Muhammed Okay, Boğaziçi Eğitim Kurumları'nda okuyorum. Evet. YKS'ye ikinci girişim. Ya tabii biraz heyecan var, biraz stres var ama yani bunun başarımın önüne geçmesine izin vermiyorum. Böyle heyecanlıyız biraz. Çalışma süreci. Şöyle mesela, ben çok çalışmadım sınava. Düzenli çalıştım mesela. 9, 10, 11, 12 işte mezun senesinde düzenli olarak çalıştım. Mesela işte günde 10 saat çalıştığımı hiç hatırlamıyorum. Yani günde 2-3 saat düzenli olarak çalışıyorum sürekli. Bu şekilde yani. Tabii verimli çalışmak, düzenli çalışmak, yani hangi konuya çalıştığını bilmek daha önemli bence. Ya program, mesela ben size günlük rutinimi anlatayım. İşte sabah 5-6 gibi uyanıyorum. Bu şekilde sonra işte dershaneye geliyorum. Hocalarımız falan da çok kaliteli hocalar. Tabii kitap okumak çok önemli. Günde mesela sınava girecek arkadaşlara tavsiyem, yani günde bir saatinizi ayırın kitap okumaya. Yani sadece YKS'de değil, hayatta da yani ufkunuzu açacak şeyler getiriyor kitap okumak. Ya psikolojik sorunlar tabii var. Yani YKS'ye çalışan her öğrenci gibi var ama bunun, ya dediğim gibi, sınava etki etmeyecek derecede olması lazım. Ya olmasa sıkıntı zaten. Mesela heyecan, bir psikolojik sıkıntı, stres falan olması lazım. Bunlar şart yani. Sosyal aktivite. Yani şöyle, ben kendimi sosyal aktivitelerden hiç kısmadım. Böyle sınava çalışıyorum diye işte dışarı çıkmamazlık yapmadım. Arkadaşlar çağırdığında falan gittim. Çünkü bunlar gerekli olan şeyler. Yoksa yani boğulursunuz. 2023'te yaşıyoruz yani. İşte sosyal aktiviteler, sosyal medya falan, bunlar önemli şeyler yani. Çağımızın işte şartlarından biri. Sınavda dikkat edilmesi gerekenler. Ya biraz komik olacak ama bence lavabo ihtiyacı çok yani böyle şey, bir şey önemli de. Çünkü yani tanıdığım çoğu arkadaşımın başına gelmiş bir şey. Sınavın ortasında falan dikkatini dağıtır o şey. Sürekli lavaboya gitmek istersin bu şekilde. Tutamazsınız. Evet. Yani su, yani yemek işte su şeylerini falan, yani sınavdan bir hafta önce falan düzenli olarak yani dikkat edilmesi gerekiyor işte kısaca. Tercihim eczacılık, yazılım mühendisliği, bu kadar yani, bunları istiyorum. 50 bin hedefliyorum. Az bir zaman kaldı. Heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Bir senedir çalışıyoruz, emek veriyoruz. Bu heyecanı da sınav anında yenmemiz lazım. İnşallah emeklerimizin karşılığını alacağız. Günlük olarak sabah kalkınca ilk olarak sabah namazında namazımı kılıyorum. Namazdan sonra oluyorum, bir hisp Kur'an okuyorum. Ondan sonra rutin olarak paragraf çözüyorum, deneme çözüyorum. Sonra eksik konularıma çalışıyorum. Kitap okuma olarak dini kitaplara daha çok ağırlık veriyorum. Çünkü bana ruhen daha güzel şey oluyor bana. Heyecan veriyor ve kendimi daha iyi hissediyorum öyle. Onun dışında da dünya klasikleri de okuyorum. Boş vakitlerimde genelde camiye gidiyorum ya da arkadaşlarla
camide güzel vakitler geçirmeye çalışıyoruz. Sosyal aktivite hakkında futbolu ben çok seviyorum. Futbola gidiyorum. Onun dışında tekrar aynı zamanda camide etkinlikler yapıyoruz. Camideki etkinlikler bana daha çok ruhen iyi geldiği için ona daha çok ağırlık veriyorum. Hedefim diş hekimliği inşallah.